Evet, şu an neredeyiz? Şu an küçük gün içinde arkadaşlar, her zamanki gibi ve mükemmel böyle Artura Galeri'ye gidiyoruz arkadaşlar. Süper. Hepsi birbirinden değerli. Hiç bitmiyor ki arkadaşlar. Burası büyümüş. Artık küçük şey Çeşme Bodrum değil arkadaşlar. Neredeyiz? Ayvalık Sarımsaklı Küçükköy'de arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde. Hemen böyle kameram arkadaşım böyle geldiği zaman buradan da böyle bakalım neler var, neler yok. Süper bir burada ambiyans var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi birbirinden değerli. Çok güzel malzemeler var. Hemen Sercan Bey. Evet, buraya geldiği zaman küçük gün içinde tam arkadaşlar caminin hemen altında. Hepsi birbirinden değerli böyle. Muhteşem bir şekilde işte kedimiz olmasa olmaz. Hocam selamlar, merhaba, nasılsınız? Merhaba. Evet, bugün şu an yayındayız. Burada neler var? Buranın ismi nedir? Sana veririz. Burası Ksilografi Müzesi. Ksilop Latince ahşap demek. Ahşap sanatıyla ilgiliyiz. Hatta dünyaca ünlü şimdi bir hocamız geldi, Hasan Kınan. Vaa, wow, dünyaca ünlü o zaman. Bu dünyadaki 10 adamdan biri. Vay, Hasan, Hasan Kınan. Ağaç baskı sanatı. Evet, Japon baskı tekniğini gösterdi. Şunu alalım çünkü... Bizim şey gibi yani, Ebru sanatı olur ya böyle, buna benziyor. Daha zor. Versiyon, zor. Bunların her rengi için kalıplar, bakın şurada kalıplar var. Evet. Hoca dünyada şöyle büyük, yani 2,5 metreye 8,5 metre uzunluğunda kalıp yapmış bir adam. Yani şunda bakın 1 metrelik kalıpları var. Oo, şurada bakalım. Tabii bunlar da kalıp. Yani. Mesela bunlar ahşap kalıpları. Bunlar kalıp. Düşün, bunu oyuyor, bundan baskı alıyoruz biz şu tarz. Süper. Bu en küçükleri. Yani dünyada büyük olmasının sebebi bunun 2,5'a 8,5 metresini yapan nadir bir adam. Şimdi 3 gün burada workshop yapıyor. Bu birinci günüydü. Baskılarını aldık. Bunları da müzemizde şuraya koyacağız seni. Biz de yarın kendisini takip ederiz efendim. Hemen buradan bir tanıtım yapabiliriz. Burada neler var? Biz burada orta çağ baskı metotları uyguluyoruz. Orta çağ metotları. Orta çağ. Evet. Hemen kısa kısa anlatalım. Albert Dürer 1493'te aynı bu bizim Hasan Hoca gibi ahşap kalıbı oyuyor ve baskı alıyor. Bunu yapan 9 Eylül Üniversitesi'nde bir hocamız, profesör. Bakar mısın? Hocamız. Ve süper. Oydu kalıp ve baskı. Hasan'ın da seneye burada bir resmi olacak. İşte arkadaşlar görüyorsunuz resmi bu, makinesi bu, yapmış olduğu kalıp, çalışma bu. Sistem sanat şu, çünkü. Evet. Bunu oyuyor, bastıktan sonra şurada mesela oyulmuş bir kalıp var. Vaa belli. Kağıdı buraya koyuyorsun. Matbaa düzeni. Eski usulü, bunlar bize Rembrandt stampaları var. Tabii. Bunlarla boya basıyoruz kalıba. Daha sonra buraya konur ve baskı alınır. Sonra ben imzalıyorum. Bunlar benim i̇şte çalışmalar. Bu. Vay, bu küçük vay, köy bizim benim bahçenin şeyi. Bunlar size hediyem olsun. Harika. Bir tane aldık arkadaşlar. Tabii. Çünkü tamam, Sercan benim işinde sanat tarihi okuyor. Sanat tarihi okuyor. Tamam, aynen, ben ona vermiş oluyorum. Dersiniz. Evet Buse, bu da sana hediye olsun diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet buradan. Efendim başka? Burada şöyle. Biz burada yaklaşık şurada resmini gördüğünüz her sanatçı üstteki kalıbı oydu ve bastı. Süper. Burada yaklaşık şu anda 150'nin üzerinde kalıp oluştu. Böylece kalıp arşivimiz oluşuyor. Ksilografi dünyada yaklaşık 8 noktada var. Çünkü niş bir zaman aralığında üretilmiş. 1493'te 1520 yıllar arasında. Vallahi. Bizde de ilk uygulama İbrahim Müteferrika yapıyor. İbrahim Müteferrika 1719'da bunu uygular. Dünyada zaten 8 noktadan biri Küçükköy'de. Vay 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 arkadaşlar, bu çok önemli olay. Lütfen herkes buraya geldiği zaman Küçükköy'ün içine, hemen caminin tam altında buraya mutlaka uğrasın. Burada çok büyük eserler var, çok değerli şeyler var. Üstadımız, ustamız burada konuşuyor çünkü zamanımız yetse saatlerce yayın yapacağız. Şurada buradan da hemen kısa biri. Bakar mısın? İşte ahşap kalıp burada. Ahşap kalıp koyuyoruz. Boyayı buraya, kağıdı buraya koyuyoruz. Baskıyı alıyor. Bakar mısın ya? Bunlar tabii bir daha insanların üretmeyeceği makineler. Ben bunları 25-30 yıldır topluyordum. Hı hı. Bizdeki makine parkı. Nereden geldi bu? Ben heykeltıraşım. Ben şu köyün girişinde duvarı da görmüşsünüzdür. Evet, çok güzel. Ve şu duvarı da oradan markalık olmuş. Şimdi arkada da bir tak yapılıyor. Onu da Eylül ayında bitireceğim. Ayakları sur gibi olacak. Vay vay vay. Şimdi benim ama yan sanatlarım da baskı sanatlarıydı. Bunları burada uyguluyoruz. Şunlar da mesela bakın hep bir daha insanlar. Vay vay. Bunlar matbaanın ilk makineleri. Vay 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 vay. Hatta sen bir basıncısın. Tabii. Evet, senin süper. Bakın, senin işte bu arkadaşlar alıyor mürekkebi oluyor. Oradan dolama yapıyor. Oradan geçiyor. Buradan istediğini yazıyorsunuz. Haberini yazıyorsunuz. Mercedes bak dikkat etsin. Bakar mısınız? Mercedes'in hala çalışır. Vay be süper gerçekten. 120 yaşındadır bu da. Bundan sonra araba üretmeye başlıyor. Bunların satışları var mı efendim? Yok, bunlar makineleri ben topluyorum. Sadece bizim baskılarımız şöyle. Hı? Sanatçılarımız burada baskıların 1/3'ünü bize bırakıyor. Biz de müze geliri olarak onu mühürlüyoruz ve satıyoruz. Müze harika. Gelirimiz buradan. Süper. Yani birbirimizle hizmet takası yapıyoruz. O 1/3'ünü alıp gidiyor. Burada mesela ağırlıyoruz onları. 1/3'ünü bize bırakıyor imzalı. Efendim çok para yok. Efendim çok değerli. Burada zaman almaz. Daha sonra gelip buraya özel bir yarım saat bir zaman ayıracağız. Yayın yapacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Şu an neredeyiz? Ksilografi Müzesi, Küçükköy Ksilografi Müzesi. Yani ahşap baskı sanatları, ortaçağ ahşap baskı sanatları. Caminin hemen altında.
30 metre altı. Evet efendim. Bekleriz. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. İyi çalışmalar size de. Sağ olun. Evet, her zamanki gibi küçük köyün içinden çıkmıyoruz arkadaşlar. Bugün küçük köyü tanıtıyoruz. Bütün mekanlar. Evet. Şu an neredeyiz? Artura. Değil mi? Evet. Bir daha söyleyeyim. Artura Artcraft. Artura Artcraft. Burada neler var efendim? Burada deri eşyalar var, batik ürünlerimiz var. Şöyle alayım elimi. Hem anlatalım böyle. Okay. Çok güzel. Batik elbiseler değil mi? Güzel güzel satışlar var, yastıklar var, doğru mu efendim? Buraya geliyorsunuz, her zamanki gibi. Şunlar da böyle takılar, aksesuarlar. Buraya geldiğiniz zaman her zamanki gibi. Neyin karşısında? Artura Galeri'nin tam karşısında. Caminin hemen bir altında. Gerçekten böyle süper, güzel. Buraya geliyorsunuz artık Küçükköy. Arkadaşlar sanat yeri, restoranlar, kafeler, kahvaltı alanı, her şey var. Eğlence mekanları, doğru mu efendim? Doğru. Evet, her zaman buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Uğruyoruz diyoruz. Görüşmek üzere. Evet, nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Nereden geliyorsunuz? Yurt dışından, Almanya'dan. Hello, willkommen. Wie geht's gut? Wo kommst du her? Wo ist das? Aus Herne. Also, was machst du hier? Urlaub. Urlaub. Das ist hier schön? Sehr schön. Okay, danke schön. Çok güzel değil mi burası? Güzel ya. Süper, harika. İşte bu arkadaşlar. Evet. Çünkü küçük köyümüzü seviyoruz. Artık Çeşme, Bodrum değil. Neredeyiz? Ayvalık, Sarımsak küçük köyün içindeyiz. Yani. Burada da biz tanıtım yapıyoruz. Çok hemen yönü kesmiyoruz. Teşekkürler, görüşürüz. İşte bu. Burada da mesajlar. Şuraya direkt geçelim böyle. Burada da takı var. Bugün Küçükköy'ün içinde geliyoruz. Bütün mekanları tanıtıyoruz. Selamlar, kolay gelsin. Evet, şu an tam caminin altındayız. Evet, burası neresi efendim? Burası neresi? Arasediyelik. Burada neler var böyle? Yeni, herkes eski tabii şey sanat yapıyor. Evet. Burada da böyle yeni. Buraya geldikleri zaman şöyle alalım seni. Burada neler var? Böyle hediyelik eşyalar koymuşsunuz gerçekten böyle. Evet, hediyelik eşyalarımız var. Çok güzel. Nelere değinmişsiniz? Kupalar. Bakar mısın arkadaşlar? Her şey var. Buraya geldiğiniz zaman veya Küçükköy'le ilgili bir şeyler var mı? Veya Ayvalık'la ilgili. Ne alabilirler? Vallahi el tercimiz. Yapımı ürünlerimiz var. Hı. Şu çiniler el yapımı. Kapı önünde el yapımı ürünlerimiz var. Oo, süper. Var. Harika. Burada hemen neredeyse bunlar efendim? Hemen şöyle geçiyoruz. Sercan. Şöyle bakabilir miyiz? Evet. Buradan geliyorsunuz. Evet, her zamanki gibi. Fiyatı 20 TL. Mis kokulu. Buraya geldiği zaman sabun almadan geçmeyin diyoruz arkadaşlar. Evet. Buranın ismi neydi? Arasediyelik Küçükköy. Harika. Tam böyle arkadaşlar hemen küçük caminin hemen altında. Buradan gezdiğiniz zaman burayı bulursunuz. Muhteşem bir şekilde hediyelik eşya geldiği zaman mutlaka eşinizi dostunuzu alıyorsunuz ve güzel bir şekilde her zaman bekleriz. Çok başarılı efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii küçük bir bakkal var arkadaşlar. Böyle küçük hani köyde olur ya böyle bakkal. Bu da güzel bir bakkalımız arkadaşlar. Burada ufak tefek şeyler var. Hemen buraya geçiyoruz. Buradan böyle böyle tıktım tıktım dolu. Selam, merhaba. Nasılsınız? Saygılar. Evet. Kafe. Her zaman ne kafe? Z kafe. Evet arkadaşlar, buradan bakalım neler var, neler yok. Görüyoruz. Süper. Hoş evet. Geldiniz. Küçük köyün tam içindeyiz. Bugün küçük köyü tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet, burada neler var? Saat kaçta, soy kaçta kapanıyor? Buyurun bahsedelim. Burası sabah 8'de açılıyor. İbrahim Bey'in sahipliğinde bizim işletmemiz olarak da. Neler var abi? Böyle çok güzel. İçerisi serin. Burada mis gibi harika. Boşnak kültürünün yemekleri var, yiyecekleri var. İşte 4 çeşit peynir, patlıcan, kıyma ve ıspanaklı böreğimiz. Libisa dediğimiz boşnak mantısı. Ha, Libisa dediğin bu mu? Libisa budur. Harika, süper. Evet, gel olması Sercan olması olmaz. Ayvalık magazinin dersi her zaman burada. O da burada. Abi Libisa şimdi burada genelde ne tercih ediyor? Ya burada gelenler boşnak kültürü, böreği ve mantıyı merak ediyorlar. Yalnız bizim mantımızın bir farklılığı böyle kesme. Evet, şunu merak etmişim. Neydi? O Libisa. Libisa. Boşnak mantısı. Orada şunlar da var. Orada traliçeler var. Kuru etler var. Zeytinyağlı dolma, kabak çiğ dolma. Kuru etin fiyatı nedir efendim? 400. 400 liradır. Ama süper arkadaşlar. Onun yanında o neyle içilmeli? Rakıla mı? Rakı olarak değil, şarapla. Yani, her şeyle. Evet. Her türlü içecekten de alınır yani. Muhteşem. Hemen içelim. Sercan, bakar mıyız? Serpme kahvaltımız da mevcut. Harika. Güzel bir şekilde serin ve işte bu dekor burada arkadaşlar. Küçük içinde harika bir şekilde. Buraya mutlaka geldiği zaman tam caminin altında Red Cafe'ye uğramadan geçmeyin diyoruz. Evet, evet. Evet. Geliyor. Evet. Mantıcı efendim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel şeyler yapmışsınız. Yani elinize emeğinize sağlık yani. Teşekkür güzel. Ediyorum. Peki genel İstanbul'luk dışarıdan gelenler neyi tercih ediyor? Mantı. Mantı mı? Özellikle benim mantı. Özellikle Bohçalı mantısı. O zaman biz de merak ediyoruz. Evet, biraz sonra arkadaşlar oturuyoruz ve mantı yiyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Tabii ki. Evet, orada her zaman gibi takılar var. Caminin hemen altında her gün burada sevgiler var. Evet, Asya şarküteri bugün kapalı. Kuru et, soka, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri falan bunu yansıtıyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Burada da böyle güzel böyle el işleri, hediyelik eşyalar, güzel böyle küpeler, süsler, kolyeler böyle hepsi birbirinden güzel. Tam caminin karşısında hemen buraya da gelip böyle buradan da
güzel şeyler bakıp gelir geçer alabilirsiniz. Buradan da herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, neredeyiz? Her zamanki gibi La Kuka. Arkadaşlar La Kuka. Hemen caminin karşısında hediyeli geçer var böyle. Evet, her zamanki gibi. Nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? İyi, çok şükür. Güzel. Yani güzel bir sezon, güzel bir bayram geçirdik. Harika. İnşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Küçük arkadaşlar. Şöyle kameraya bakalım. Şöyle bir alırsak şöyle. Evet, yavaş yavaş görüyorsun. Sabah kahvaltı burası full time dolu. Çünkü alkol burada olmadı şimdi burada. Evet, doğru. Caminin yanında olduğu için. Evet, daha sonra inşallah hani farklı bir şey olursa ailene gelip yemek yersiniz değil mi? Doğru. Güzel. Kardeşim teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hemen böyle geçiyoruz böyle. Ercan. Hemen böyle geç. Hepsi güzel. Böyle. Evet. Selamlar, merhaba, nasılsınız? İşte bu. Şu an neredeyiz? Hemen geçiyoruz. Efendim burası neresi? Küçük gün tam için, tam caminin karşısındayız. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Elmas. İkinci ismi? Hayruş. Hayruş. Hı. Hayruş. Tamam. Annesi ikinci ismi. Siz bilirsiniz. Evet. Neler var burada? Ne yapıyoruz? Biz genelde otantik grup satıyoruz buradan. Otantik pamuklu kumaşlardan oluşan. Evet. Gerçekten böyle güzel. Evet. Ya, tam caminin karşısında buraya gelmek istediğiniz zaman böyle. Evet, süper. Buradan gelip böyle güzel güzel renkli elbiseler alıp buradan da gelip bakıyorsunuz. Restoran, kafe, bistro, evet, tatlılar, börekler, çörekler. Her şey yansıdık ama burada da böyle güzel güzel böyle çok güzel elbiseler var değil mi efendim? Evet. Evet, buradan da. Bekliyoruz gelmek isteyenlere. Evet. Hanımefendi nasıl buldunuz burayı? Güzel mi? O Türkçe bilmiyor. Hello, hi, welcome here. Where are you from? Germany. Germany, welcome here. What's that? Düsseldorf. Düsseldorf, was machst du hier? I'm here with my boyfriend. Ah, das ist okay. Das ist hier schön? Yeah. This is Kleindorf. Yeah. Okay. Okay, danke schön. Görüşürüz. Okay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, her zaman gibi. Evet. Şu an bitiyor arkadaşlar. Evet. Taş kafedeyiz. Taş kafe. Efendim nasıl buldunuz taş kafeyi? Güzel mi? Güzel. Ne yapıyoruz? Ne içiyoruz? Kafe. Harika. Nereden gidiyoruz? Ben buranın çalıştıranıyım. İşletmeyi harika. Süper. Wow. Süper. Evet arkadaşlar. Herkesi buraya bekliyoruz. Caminin karşısında taş kafe. Evet. Harikasınız evet. Diyoruz. Mükemmel bir şekilde. Burada. Evet. Kafede var. Selam. Merhaba. Nasılsınız? Vay. İyisiniz. Her zamanki bizim hocamız burada. Evet. Fitness hocamız burada. Süper. Hocam nasıl buluyorsunuz taş kahveyi? Çok güzel. Güzel değil mi? Lezzetli. Harika. Gerçekten böyle. Vazgeçilmez oldu artık bizim için. Süper. Küçük köyün yeni mekanı. Evet. Teşekkür ederim. Burada ama işletmeçileri orada. Değil mi kardeşim? Okey. Evet görüşürüz. Evet. Hemen burada da evet. Suat'ın evet eş kardeşi diyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet. Hamburger var, patates var, gözleme var, ayvalık tostu var. Ayvalık tostu var. Boşnak mantısı var, böreğimiz var. Evet. Tam böyle neredeyiz? Keşkek. Bulunuyor. Keşkeğimiz var. Tam caminin karşısındayız. Asma altının altında serin bir havada bunları yemek zevk. Harika. Ayrıca ev yapımı limonata, ev yapımı karadut, koruk suyu. Vay 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 vay. İçinde. Yok yok yani diyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Köyümüzü kalkındırmak için. Evet arkadaşlar. Biz de bugün biz de yayın yapıyoruz. Tam caminin küçük günü, tam caminin ortasındayız. Muhteşem bir şekilde şöyle genel çekersek kameraya karışım. Ve bütün mekanlar var. Çünkü zamanımız yetmiyor. Daha sonra gelip gene bunları daha sonra yüzde yayınlayacağız. Öncelikle size de teşekkür ederiz. Kalkınmamıza yardımcı olduğunuz için. Ne demek efendim? Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ayvalık magazini her zaman takip ediyoruz ve takdir ediyoruz sizleri. Saygılar efendim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Evet her zamanki gibi ve tam her zamanki tam meydandayız. Evet Bosankia Pita diyor. Doğal diyor. Evet burada her şey var. Evet selamlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Ya, neler var? Nasılsın? Neler var? Ne yapıyorsunuz? Abi böreğim var. Mantım var. Tırliçem var. Soka var. Kuru et var. Meşhur koruk suyumuz, karadutumuz, limonatamız hepsi var. Vay 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 işte bu süper. Harika. Sabah kaçta başlıyor? Abi 8'de hazırız. 8'de başlıyor. Her gün sabah 8'de hazırız. Gece 12, 1 fark etmiyor. Abi arkadaşlar tam misafirlerimize kadar olur. Nasıl buldunuz efendim burayı? Çok memnun oldum. Fiyatlar güzel mi? Çok iyi. Harika. Çok iyi. Evet neredeyiz? Neredeyiz? Burası? Küçükköy. Bosans Kapital. Bosans Kapital diyoruz arkadaşlar. Buradan da işte görüyorsunuz meydan burada tıktım tıktım dolu. Evet börek her şey var. Biraz önce yansıttık arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar.